Gazetemiz Yeni Yaşam ev sahipliğinde bu sene 31. Musa Enter ve Özgür Basın Şehitleri Anısı'na 31. Başvurular yapıyoruz gazetemiz için. Bu anlamda başvurular devam ediyor. Başvurular hem Kürtçe, Türkçe, karikatür, fotoğraf, habercilik, bir de kadın haberciliği dalında ödüller veriyoruz. Özgür Basın Şehitleri aslında şöyle, geçmişten bu yana özgür basın alanında, yani Kürt basınında çalışan birçok insanımız bu anlamda hak alma haberciliği için devletin hedef göstermesiyle katledildiler. Musa Enter de gazetenin hem yazarı hem de aynı zamanda dönemin kendi aydını olduğu için Musa Enter şahsında verilmektedir. Başvurularımız devam ediyor. Bu anlamda ayın 10 Eylül'e kadar başvurularımız devam ediyor. Bu başvurularımız için halen katılımlar oluyor. Bu bizi sevindiriyor. Ama tekrardan tabii ki daha yoğun başvuruların yapılmasını da isteriz. Bu anlamda şöyle bir hatırlatma da yapma gereği duyuyoruz. Gazetemiz Yeni Yaşam gayri hukuki bir şekilde cezaevlerine alınmıyor. Aslında bizim okur kitlemizin en yoğun olarak bizi takip eden bir kitle de cezaevlerindedir. Bu anlamda cezaevindeki siyasi tutsakların yakınlarından şunları rica ederiz. Çünkü cezaevlerinden bize çokça karikatür başvuruları geliyor ödüller için. Ama gazetemiz cezaevine girmediği için bazı tutsaklar bundan habersiz. Bu anlamda ailelerin cezaevindeki tutsakları da haberdar etmesini isteriz. Çünkü genelde her sene oralardan ciddi çalışmalar, ürünler geliyor. Yine aynı şekilde kadın haberciliği alanında devletin kadına yönelik şiddetin arttığı bu günlerde kadın haberciliği alanında başvuruların daha çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de şöyle bizim bu anlamda bu günlerde gazetemizin ve özgür medyanın genel anlamda sansüre, otosansüre, baskıya maruz kaldığı bu günlerde hem gazeteye sahip çıkmak hem özgür basın geleneğini devam ettirmek için bu ödüle çok değer veriyoruz. Zaten ev sahipliğimizde 18 Eylül'de belirlenen jüri tarafından kazananlar açıklanacak. Daha sonra da bir etkinlikle bu ödülleri sahiplerine vereceğiz. Bu anlamda Yeni Yaşam gazetesine başvurularını halen bekliyoruz. Fotoğraf dalında olur, Kürtçe haber dalında olur, Türkçe haber dalında olur, karikatür olur. Yoğun başvuruları bekliyoruz. Bugün özgür basının yanında durma gazetecilik için elzemdir. Çünkü günümüzde biraz daha medya iktidarın baskısı altında kendini sansürleme sorunu yaşıyor. Özgür basın geçmişte verdiği bedeller, söz verdiği, halk gerçekliği ve benzeri nedenlerle halen şeylerini devam ettiriyor. Bu baskılara boyun eğmiyor ve bu tür yarışmalar, etkinlikler düzenleyerek halkın haber alma hakkını hem savunuyor hem bu alanda çalışmak isteyen muhabirlere, editörlere, gazetecilere de alan açmış oluyor. Genelde her sene zaten başvurularımız yapılıyor. Ciddi damga vurmuş, yıla damgasını vurmuş haberler, fotoğraflar, konuyu anlatan karikatürler, kadın alanında var olan baskılar bu minvalde konular üzerinden bize geliyor. Çünkü bugün AKP-MHP rejimi aynı zamanda sadece halka değil, doğaya, hayvanlara, bütün canlılara savaş açmış durumda. Bugünlerde bu seneye damgasını vuran bu haberlere karşı halkın refleksi, direnişin dön plana çıkan haberlerin ya da duyulmayan sesi duyulmayanların haberini yapanlardan biz de bu başvuruları bekliyoruz.